Merhaba arkadaşlar, CryptoCoin Çarşısı'na kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız kardeşlerim. Piyasamızda neler var? Şöyle bir bakalım. Hangi haberler var? Hangi coinlerle ilgili yorumlar yapacağız bu akşam? Tabii ki sizlerin istekleriniz de mevcut bu videomuzda arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi yorum ve analizlerimize geçmeden kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesi de diyoruz. Ayrıca attığınız yorumlara da çok teşekkürler kardeşlerim. Yorumlarınıza her ne kadar cevap vermek için vakit bulamasak da yine beğeni ve kalp olarak cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Umarım kızmamışsınızdır. Çok teşekkürler. Evet kardeşlerim, piyasada neler var? Genelde bir baktığımızda piyasanın durumuna arkadaşlar, altcoin rallisinde öne çıkan neler var? Hangi projeler var? Hangi altcoinler öne çıkıyor? Neler yapıldı? Bir göz gezdirelim isterim. Arkadaşlar, yatırımcılar Şubat ayının başından bu yana altcoin piyasasına daha yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor. Bu gözle görülür bir şey. Hepimiz görüyoruz bunu. Yüksek hacimli kripto para birimleri arasında Shiba Inu ve Ripple rakiplerine oranla sanki böyle bir adım daha önde değer kazanmayı başardı. Shiba Inu da arkadaşlar son bir haftadır değer kazancını bir haftalık olarak hesapladığımızda %61'e kadar yükseldi bunun değer kazancı. Peki SLP, Leo ve popüler Metaverse altcoin'lerinde değer kazanan kripto paralar hangileri? Onlara da bakacağız arkadaşlar. Shiba Inu altcoin rallisine liderlik ediyor. 2021 yılında hatırladığınız gibi Tesla CEO'su Musk'ın desteğiyle adını kitlelere duyurmayı başaran Shiba Inu en kalabalık altcoin topluluklarından birine sahiptir kardeşlerim. Shiba yatırımcılar yoğun sosyal medya desteğiyle en iyi şekilde entegre ediliyor ve kullanılıyor. Shiba yatırımcıların sosyal medyayı kullanmaları tabii ki onların da bu platformda çoğalmalarına neden oluyor. Bu sayede Shiba neredeyse her yükseliş trendinde en çok değer kazanan kripto para birimleri arasına girmeyi başarıyor. Ancak Shiba aynı zamanda da kardeşlerim dikkat kazandırdığı gibi düşüş trendlerine karşı da oldukça bir zayıflığı var, hassaslığı var. Bunu da biliyoruz, yaşadık, gördük. Peki Shiba Inu'nun son bir haftada %61 değer kazandığını söyledik. Sosyal medya platformunda da çok sıkça Shiba Inu grubu bulunuyor arkadaşlar. Çok sıkça da bundan bahsediliyor. Fazlaca grup var. En kalabalık gruplardan biri olan SHIB aynı zamanda ekosistemin gelişimini, bu projeleri yürütmenin yanında bilinirliği artması için çalışmalar yapıyor. Bununla ilgili haberleri zaten sizlere okumuştuk. Shiba Inu'nun son haftalarda gündemini sponsorluklar, metaverse projeleri ve Shiba yakınları bulunuyor arkadaşlar. Evet, 259 milyar Shiba yakıldı arkadaşlar. Haftaya da yakımlar devam edecektir diye söyleyebiliriz. Peki Ripple'da ne var arkadaşlar? Ripple dava gelişmelerinde ne durumlar, nasıl bir durum var? Arkadaşlar bakınız, Michel Van de People gibi bazı altcoin analistleri 2022 yılında Ripple'ın yeni bir rally başlatacağını tahmin ediyor. Zaten bunu biz de söyledik. SEC davasında yargıcın süreci hızlandırmaya yönelik adımlar atmaya başlaması Ripple'ın yani XRP'nin son yükselişindeki en önemli neden olarak gösteriliyor. Arkadaşlar biliyorsunuz SEC davası bir sonraki kritik gün 17 Şubat. Bir şey kalmadı, 5-6 gün kaldı. Bu tarihte yeni kanıtlar açıklanacak. Bu nedenle yatırımcılar bu tarihe kadar temkinli kalabilirler. XRP'nin haftalık değer kazancı ne oldu biliyor musunuz? %41 oldu ve bütün bu olumsuzluklara rağmen Ripple'ın yerinde başka bir coin olsa çoktan silinmişti. Çünkü çoğu borsalar Ripple'ı delist etti biliyorsunuz. Yani Ripple'dan Ripple delist edilmesine rağmen çoğu borsalardan hala yükselişler, düşüşler yani bu piyasada var olduğunu ispat etti. Ama ve lakin bakınız, Ripple'ın menkul kıymet olmadığı ispatlanırsa, evet, XRP'nin menkul kıymet olmadığı ispatlanırsa
Böyle şapkamızı kaldırır peşinden bakarız arkadaşlar. Haydi al alabilirsem. Yetişemezsin ki. Nereden emir versen orayı patlatır çıkar yukarı doğru gider. Evet. İnşallah o günleri de görürüz diye düşünüyoruz. Metaverse game platformları arkadaşlar 2022 yılının Metaverse ve oyun platformlarında yılı yani Metaverse yılı olacağı düşünülüyor. Şimdiye kadar bu platformların performans ve değerleri şirketlerin analizleri bu tahminleri de destekliyor arkadaşlar. Bu haftanın rekor çıkışı Axie Infinity Axie oyunlarında kullanılan bir token olan SLP coin'den geldi. Evet, SLP tokeni oyun içi dinamikleri yapılan bazı ayarların ardından eskisine oranla daha farklı bir konuma evrilen SLP bu ayarlamaların ardından kuvvetli bir yükseliş, ralliler gerçekleştirdi arkadaşlar. Bir önceki videomda SLP'nin bir haftada yaklaşık %250'nin üzerinde değer kazandığını söylemiştim ve en değerli 100 altcoin arasına da bu çıkışla girmeyi başardı arkadaşlar. SLP'nin yükselişi Axie'a da yansıdı. Axie son bir haftada %41 değer kazandı. Tabii ki SLP'yi inceleyeceğiz, analizini yapacağız, Axie'nin analizini yapacağız, Ripple'ın analizini yapacağız, Shiba'nın analizini yapacağız, istekleriniz var onlara bakacağız. Tabii ki bu arada bunlarla ilgili konuşmalarımı yapmak istedim. Arkadaşlar bu hafta en çok değer kazanan altcoin'ler arasında Gala Games, Gala'da bulunuyor. Gala platformunda bulunan oyunlar NFT satışları sayesinde değer kazanmaya devam ediyor. Gala Games platformunda Spider Tanks NFT'leri çok yüksek fiyatlardan alıcı buluyor arkadaşlar. Kadena'ya gelelim son olarak da. Arkadaşlar Kadena ne oldu? Kadena blok zincir teknolojisinde güvenilirlik, hız ve merkeziyetsizlik üçgeni olarak tarif edilen bir sorun bulunuyor. Yani bu sorunu çözmesi lazım önce. Kadena'nın bu sorunu çözmesi lazım. Bunlardan ikisini sağlamak mümkün olarak değerlendirilirken üçünü birden sağlamak için henüz bir yol bulunmadığını belirtiyor. Kadena geliştiricileri hız konusunda yani sonsuz bir ölçekleme sağlayan yeni bir model keşfettiklerini iddia ediyorlar. Chainweb adını verdikleri teknoloji enerji tüketiminin çok düşük bir seviyeye indirilen bir Proof of Work yapısı sağlıyor. Bugüne kadar Proof of Work'ün en çok enerji tüketen işlem onaylama modeli olarak görüldü arkadaşlar. Bu tüketimde kurulmak isteyen yani bu tüketimden kurtulmak isteyen Ethereum çareyi nerede buldu? Yeni bir modele geçmekte buldu. Henüz Kadena ekosisteminde faaliyet gösteren çok sayıda uygulama bulunmadığından dolayı model kendini kanıtlamış değil arkadaşlar. Ancak Kadena bunlara rağmen son bir haftada %80'e yakın değer kazanmayı da başardı. Bakalım bekleyeceğiz. Sonuçlar nereye gidiyor Kadena içinde? Bunları hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet, piyasadan bahsettik. Neler var, neler yok. Bazı coinlerle ilgili konuştuktan sonra bakalım arkadaşlar grafiklerde neler var. Altcoin'lerde yarım puanlık bir çıkış var. 1 trilyon 116 milyar seviyelerinde. Evet, dominans yarım puana yakın. Yükselişte 42-55'lerde arkadaşlar. Bitcoin'e baktığımızda 43.500-43.400 dolar seviyelerinde seyri devam ediyor. Yani yatay bir seyri hakim an itibariyle. Ama 50 ve 200 günlük ortalamalarında üzerinde seyrettiğini görüyoruz Bitcoin'in. Bir önceki videomda anlattıklarımdan farklı bir şey yok arkadaşlar. Aynı şekilde Bitcoin şimdilik yatay seyri devam ediyor. Eğer bu desteği aşağıya kırmadığı sürece herhangi bir problem Bitcoin'de yok. Kırarsa da aşağıda bir uçurum var. Önce EMA 42.200 EMA 50 günlük ortalama var desteği olarak. Orada da tutunamazsa 40.200 dolarlık bir ne var? EMA 200 günlük desteği var arkadaşlar. Umarım buralara gerilemez. Çünkü Bitcoin'de yükseliş 50.000 dolar rallisi için hazırlık tamam. Ama dediğim gibi Fed Başkanı Powell'un ani bir toplantı kararı alması
acil toplantı kararı alması pazartesi günü için. Bunlar da biraz tedirginlik piyasada yaşatsa da ben Bitcoin'in her an yukarı yönlü olacağını inananlardan biriyim arkadaşlar. Ethereum. Ethereum'da keza yatayda şu anda 3000 doların üzerinde hareket ediyor. Piyasa genelinde bir belirsizlik hakim olmuş durumda arkadaşlar. Şimdilik çoğu yatay seyri de devam ediyor yoluna. AVAX'a %3 gibi geri çekilme var. AVAX desteğine geri geldi. Bakınız 87 dolarlara geldi. AVAX an itibariyle %3'lük bir geri çekilme var. 87-88 bandında devam ediyor. Burayı kırmadığı sürece AVAX içinde bir problem şimdilik görünmüyor arkadaşlar. Yukarıda 96-97 direnci, aşağıda arkadaşlar şu anki 88 dolar desteği mevcut. Ripple anlattık ya, Ripple'ı arkadaşlar dediğimiz gibi eğer Ripple mahkemede kıymetli menkul kıymet olmadığı ispatlanırsa Ripple alır başını gider. Şu an 0.81'lerde. Eğer 88'in üzerine atarsa Ripple 1 dolar, 1.5 dolar, 1.6 hatta 2 dolara doğru hareketini gerçekleştirebilir. Süper trendimizin de al sinyali verdiğini Ripple'da söyleyebiliriz. Scala Network arkadaşlar, tabii ki Bitcoin'in geri çekilmesiyle bunda da birazcık geri çekilme oldu. Bugün %17'ye kadar yükselen bir Scala Network'ten bahsediyoruz. Hala %12'lik bir yukarı yönlü hareketi var. Maç 90 dakikadır yükselişinin bittiğini söyleyemeyiz. Hemen daha erken diyorum. Alışlar yukarı yönlü devam ediyor arkadaşlar. Fiyat 0.16 dolar bandı seviyelerinde. Geldik OGN'ye arkadaşlar tekrar. OGN'de %4'e yakın yukarı yönlü hareket var. 0.42'lerde. Bugün arkadaşlar 44'leri falan gördü bu. Nereye yeni atmış en son? 44.80'lere kadar 45'e yakın iğneledi. Bakınız şurada 50'ye kadar önü boş. Bu yarım doları her an test edebilecek potansiyele sahip alışların da olduğunu OGN için söyleyebiliriz. SLP'ye bakıyoruz arkadaşlar. Bakınız bugünkü videomu izlemeyen kardeşlerim izlesin baksın SLP için ne demişim. Geri çekilmeler durumunda 29'a kadar çekilebilir. En kötü senaryo 25'i iğneler dedim, değil mi? Doğru mu? Doğru. Çekildik mi arkadaşlar? Bakıyoruz şuradaki son attığı noktaya. Evet, 0.029 dolar. Hem çıkışta hem de inişte böyle bazen nokta atışlarını getiriyoruz arkadaşlar. Umarım izleyen arkadaşlar bunu değerlendirmişlerdir diye düşünüyorum. SLP bugün yaklaşık %14'e varan geri çekilmesiyle ne yaptı? 0.29 doları, 0.029 doları test etti. Şu annelerde geri dönme şey var. Eğer bakınız, eğer bunu gerçekleştirirse, çünkü düzeltmesi sanki bitti gibi görünüyor arkadaşlar. Tabii ki benim düşüncem bunlar. Şurada ne var? Bir düşen takoz var arkadaşlar. Bir düşen takoz var. Şurayı çektiğimiz zaman bu şekilde. Bakınız. Şuradan bir düşen takoz. Neydi düşen takoz? Bir önceki derinliğin, yükselişe başladığı yerin derinliğinin bir yukarı atışıydı. O da büyük yükselişlere neden olabilir bakınız. Hop, geldik mi arkadaşlar? Kırılımı alalım bunu. Bakınız buradan geri döndü. Geri dönüşü arkadaşlar 0.051 doları gösteriyor. Evet. Gider mi? Eğer tekrar geri çekilmezse, yönü, formasyonu tamamlarsa buralar görünüyor arkadaşlar şimdilik. Tabii ki bu bir günde olacak şey değil. Çünkü 4 saatlik grafiği gösteriyor bu. Her mum 4 saat işaret ediyor arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz SLP token için. Evet, KOTİ diyelim. KOTİ'de de %4'e yakın bir yukarı yönlü hareketin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yukarıda kırması gereken ne var? 0.33 dolarlık bir direnci var. Burayı bir kez, iki kez denedi, kırdı. Daha önce de denedi, kırdı. Üzerinde kalamadı. Bura onun için çok önemli bir direnç konumuna gelmiş görünüyor KOTİ için. Yani 0.33'ün üzerinde bir gün kapatırsak KOTİ arkadaşlar yarım dolar hareketine başlayabilir. Waves'e bakalım. Waves'te de geri çekilmeler şimdilik %3 gibi devam ediyor. Altta destek olarak da EMA 50 günlük var. 10 dolar 30'lara kadar çekilebilir. Şu anda 10 dolar 60 sent seviyelerinde Waves. Atom kardeşe bakıyoruz.
Atom kardeş yataya bağladı kendini şimdilik. Bakalım nereye gidecek? Bekleyip göreceğiz. 28.70'lerde fiyat olarak. EMA 50 ve 200 günlük de ortalamaların altında seyrediyor. DYDX arkadaşlar, güzel bir çıkış gelebilir, dikkat. Çünkü yükselen düşen, yükselen düşen şeklinde gidiyor. Formasyonu tamamlarsa 8.5 doları tekrar deneyebilir. Şu an 7 dolar 80 sent seviyelerinde. Holochain. Holo dedik ya, düğümü bir türlü atmayı başaramadı. Birleştiriyor, yataya bağlıyor. Birleştiriyor, eğer 50 günlük ortalama buradan holo yukarı yönlü kesmeye başladığı anda holonun döneceği yer yukarılardır arkadaşlar. Buradaki direnci 0.0062'leri tekrar deneyebilir. Şu an 0.54 dolar seviyelerinde. Chainlink. Kırmızıda mı kalsam, yeşile mi geçsem, hala bir karar aşamasında, 17.5 dolar bandında. Ama Chainlink şu aşağıdan baktığımızda bir yükseliş trendinin devam ettiğini, güney yükselişinin devam ettiğini şöyle uzun çizgide görüyoruz arkadaşlar. Bir nereden başlamış bu yükseliş? Arkadaşlar 14 dolardan, ne zaman? 27 Ocak'ta başlayan 14 dolardaki yükseliş dipler yapa yapa devam ediyor. Çaktırmadan 3 dolar, 2 dolar, 5 dolar üzerine koyuyor arkadaşlar. Şimdilik çaktırmıyor. Evet. CLV'ye bakıyoruz, CLV'ye bakıyoruz arkadaşlar. %12'ye yakın bir yukarı yönlü hareketi var. Bu da direncini kırdı. Şu an önümüzde bir kırması gereken bir direnç daha var, kırılması gereken. 0.65 dolar. Şu an 0.57 dolarda. Burayı her an bu gece bile kırma potansiyeline sahiptir diyebiliriz. Gidişat onu gösteriyor. Yani burada 0.60 doların üzerine kendini her an atabilir. Şu an 0.56'larda CLV. Leo'ya bakıyoruz arkadaşlar. Leo'da da %2'ye, 1.5'a yakın yukarı yönlü hareket var. Çok güzel bir yükselişin ardından düzeltmesini devam ettiriyor. Fiyat olarak da 6 dolar 20 sent seviyelerinde, 8 doların üzerine kadar bu yükselişte kendini attı. Yükselişi arkadaşlar 8 Şubat'ta başlattı. Evet, o zamanlar 4 dolar 8 sentteydi. Yani 4.48, %100 bir yükseliş gerçekleştirmiş Leo. Celo'ya bakalım. Celo %2'lik yukarıda arkadaşlar. 3 doların üzerinde. Burada desteği mevcut. Bu desteğini aşağı kırmadığı sürece geri dönebilir. Eğer kırarsa da aşağıda neler var? 2 dolar 88 var. Şu an 3 dolar 19'larda. Buralara doğru dönerse geri gelebilir. Çünkü burada bir ters formasyon var. Ters flama formasyonu, yani takoz formasyonu var arkadaşlar. Yükselen takoz, düşen grafik var burada. Bu da ne anlama geliyordu? Geri çekilme anlamına geliyordu. Bu da aşağıyı gösteriyor. Yani 2 dolar 96 94 senti gösteriyor geri çekilmesi durumunda. Neo'ya bakıyoruz. Neo, o da yavaş yavaş aynen Chainlink gibi çaktırmadan gidiyor arkadaşlar. Nereden başlamış yükselişi? 17 dolardan başlamış. Bakınız böyle yavaş yavaş yukarı yönlü gidiyor. O da şu anda 17'den 24 dolara kadar tekrar gelmiş görünüyor. Neo an itibariyle %2.23'lük yukarıda. KDA'ya bakıyoruz. KDA'ya az önce bahsetmiştim. %80'lik bir yükseliş yapan ve şu anda da düzeltmeye geçen KDA 8 dolar 32 sent seviyelerinde. Her ne kadar düğümü atmış görsek de bakınız şu anda yatay şekliyle koruyor kendini. Bir ikili dibi var sanki burada. Eğer buradan geri dönerse kardeşlerim, şuradaki derinlik, yani bu ikili dip bazen çalışır. Çalışırsa arkadaşlar KDA buradan nereye getirebilir bizi? Geri döndüğü anda 9 dolarlara, 9.18'lere gelebilir. Burada da yine bir dirençle karşılaşacak. Eğer kırarsa tekrar 10 dolara doğru hareket edebilir şeklinde yorumlayabiliriz bu grafiğe göre. Compound arkadaşlar, onda da ne var? Şu anda %2.25'lik yukarı yönlü hareket var. 136 dolar seviyelerinde. Evet, yükselen düşen devam ediyor. Yükselen takoz, düşen şeklinde devam ettiği için onda da birazcık geri çekilmeler yaşayabiliriz. 127-128 dolarlara kadar tekrar geri çekilebilir. 136 dolar seviyelerinde an itibariyle. MKR'ye bakıyoruz. 2090 dolar seviyelerinde. O da flama hareketine geçmiş durumda. Eğer aşağıda geri çekilmesi durumunda 1962 dolarları
tekrar deneyebilir arkadaşlar. Lazio'ya bakalım. Lazio. An itibariyle 3 dolar 60 sent seviyelerinde %2'ye yakın bir yukarıda. Lazio desteğini tutulmuş görünüyoruz. 3,5 dolarlık desteğinde devam ediyor yatay şekliyle diyebiliriz. Kırması gereken 4 dolar 25 centlik direnci var arkadaşlar. Orayı kırması lazım daha yukarı doğru gidebilmesi için. Dego, arkadaşlar düşüş trendi devam ediyor Dego'nun. Şimdi bugün de %3'e yakın geri çekilmesi var. 3 dolar 80 cent seviyelerinde an itibariyle. Biliyorsunuz 7 Şubat'ta arkadaşlar güzel bir rally yapmıştı. 5 dolar 17 centin üzerine çıkan, hatta yükselişine 3 Şubat'ta başlayıp buralara kadar gelen, daha sonra da güzel bir formasyon yakalayan, ardından da arkadaşlar 9 Şubat'ta geri çekilme ve düzeltme pozisyonlarıyla tekrar 3 dolar 80 cent seviyelerine kadar gerilemiş görünüyor. CFX'e bakıyoruz. CFX'e de arkadaşlar şu anda 50 günlük ortalamaları destek olarak CFX kendine almış görünüyor. %4'e yakın yukarıda ve 0.13 dolarlarda. 0.17 doları test eden CFX şimdilik düzeltmesini bitirmek üzere, tekrar geri döner mi? Bunu da bekleyip göreceğiz. The Graph GRT arkadaşlar, bakınız buradaki formasyonu tamamlamış daha önceki verdiğimizi. Buradaki yükselişin ardından şimdi düzeltmesine gidiyor. Yani yataya bağlamış durumda. Tekrar geri dönüşü burayı, desteği kırmadığı sürece, 0.45'i kırmadığı sürece yukarıda 0.50'ler yani yarım dolar ve üzeri hareketi her an başlatabilir tekrar diyebiliriz. Harmony 0.20 dolar seviyelerinde. Evet, Harmony'de de bakınız geri çekilme devam ediyor. Yükselişin ardından formasyonu aşağı yukarı tam tamamlamadan geri dönüş düzeltme hareketi başlamış görünüyor. Ve satış dalgasıyla karşı karşıya kaldığını da söyleyebiliriz. Gelelim metaversalardan arkadaşlar, pardon, metaversalardan neyimiz vardı? AX'tan başlayalım dedik ya. AX arkadaşlar ne kadar yükseldiğini zaten söyledik. 44 dolara kadar iğne atmıştı AX 28 Ocak'ta ve ardından daha sonra da 44 dolar 59 centlere tekrar geri döndü. Ne zaman? 3 Şubat'ta. Ardından 3 Şubat'tan beri güzel bir yükseliş trendine girmişti. Evet, 44'ten 62 dolara kadar tekrar yukarı yönlü hareketinde güzel bir momentum yakalamıştı arkadaşlar. Şu anda da 62 dolar seviyelerinde, buradaki bunun desteği zaten. Aynı zamanda EMA 200 günlük ortalamayı da kendine destek edinmiş görünüyor. Burayı aşağıya kırmadığı sürece AX için herhangi bir problem yok arkadaşlar. Gala'da 0.33'lük bir fiyatlama var. Onda da %2'lik bir yukarı yönlü hareket var. Gala'da arkadaşlar 0.18 dolara kadar geri gelmişti. 3 Şubat'ta başlayan rallisi nereye kadar getirdi onu? 0.39 dolarlara kadar geldi. Yani bir %100'lük prim yaptırdı ona. Ardından şu anda birazcık yatayına devam ediyor. The Sandbox. Sandbox'un sağ solu zaten bellidir. 4.30'larda aşağıda desteğini tekrar deneyebilir. 4 dolar 20 senti deneyebilir. Çünkü piyasada olumsuz sinyaller var. O yüzden bunlar da geri çekiliyor arkadaşlar. Mana %1'e yakın yukarıda görünse de yatay şekliyle yoluna devam ediyor an itibariyle. Engine'e bakıyoruz. Onda da bir yatay şekli devam ediyor. Dedik ya, en son gelebileceği 1900 1.90'lar, şu anda da 1.99. Burayı da sanki noktalamışız gibi geliyor arkadaşlar. Geçelim Doge Shiba'ya, bakalım onlarda ne durum var. Arkadaşlar Doge küçük bir yeşillik, 0.26'lık yukarıda görünse de yatay diyoruz biz buna. Yatay şekliyle yoluna devam ediyor şimdilik fiyat olarak 0.15-20'lerde. 15'in altına gelmediği sürece herhangi bir sıkıntı yok. Shiba, az önce anlattığım nedenlerden ötürü Shiba arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir yükselişi ne zaman başlattı? 20'lerden, 4.0-20'lerden şu anda nereye kadar iğne attı? 35'lere kadar iğne attı. Güzel bir yükseliş rallisi yakalamıştı. Ama bunun da düzeltmesini şimdilik bitirmek üzere bakınız. Tekrar dönebilir. EMA 50 ve 200 günlük ortalamalarında üzerinde görünüyor. Elon'da yarım puanlık bir yukarı yönlü hareket olsa da ben buna tekrar yatay diyorum arkadaşlar. Fiyatı 5.0 onlarda devam ediyor yoluna. Peki Baby Doge, onda da bir geri çekilme var. Şu anda %2'ye yakın bir geri çekilmesi var. Akita'da
ki keza %2'ye yakın bir geri çekilme var. Ama burayı destek konumuna almış durumda. Evet, 2, 4, 5, 0 onlarda Akita'da. Evet, Floki'de de arkadaşlar 4.046 seviyelerinde al sinyalinin devam ettiğini ve %8'lik de geri çekildiğini görüyoruz. Kişe bakıyoruz arkadaşlar. Kiş yatayda şu anda an itibariyle %3'lük geri çekilmesi var. Bir de Pitbull'a bakalım. Pitbull diyen kardeşimiz var devamlı. Pitbull desteklemeye başladı şimdi TradingView. Bakıyoruz arkadaşlar. Pitbull'da da %5'e yakın bir geri çekilme var. Oynak bir hareketlilik var. Şöyle saatine bakacak olursak gördüğünüz gibi Pitbull'da da süper trendimizin bir al sinyali verdiğini, devam ettiğini görüyoruz. Peki bunda kaç tane sıfır varmış? Arkadaşlar Pitbull'da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 tane sıfır var arkadaşlar. Hadi hayırlı olsun. 9 tane sıfırımız var Pitbull'da. Ha hocam, ya bunlara yatırım yapılır mı? Arkadaşlar bunlara yapacağınız yatırımı unutacaksınız. En az 2 sene bakmayacaksınız. O para size hiç lazım olmayacak. Bir sadaka verir gibi bir parayla bunlara atacaksınız. Binlerce coin, token alırsınız. Yani o da kaybetseniz de üzülmeyeceğiniz bir para olması lazım diyoruz. Tabii ki anlattıklarımızın hiçbirisi yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemelidir kardeşlerim. Bizleri buraya kadar izleyen kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.